Merhabalar. Beyin kanaması nörolojinin ve acil servisin en önemli hastalıklarından biri. Beyin kanaması dediğimiz durum, beyin damarlarında bulunan kanın beyin dokusu içine veya beyin dokusunu çevreleyen zarların arasına doğru sızmasından meydana gelir. Bunun en sık nedenleri yüksek tansiyon, sigara kullanımı, beyin damarlarında doğuştan baloncuk oluşumu veya damar yumağı gibi doğuştan kanamaya yatkınlık yaratan anormalliklerin varlığı, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, travma gibi nedenler olabilir. Hastalar sıklıkla ani başlayan baş ağrısı, bilinç bozukluğu, bulantı, kusma, komaya kadar varabilen ve ölüme kadar verebilen belirtiler gösterebilirler. Sıklıkla klinik belirtisi bu şekilde ama daha yavaş seyreden ve saatler içinde belirti veren durumlarda olabilir. Sıklıkla beyin kanamasında belirtiler ilk olduğu gibi kalmıyor. 72 saate kadar kanamanın miktarındaki artışa bağlı olarak belirtilerde kötüleşme meydana geliyor. Bu hastalığın tanısında en önemli tanı aracı beyin tomografisi. Tomografide kanama yeri sıklıkla görülebilmekte. Hastalığın verdiği belirtiler de yine kanamanın miktarına, kanayan yerin nerede olduğuna, hastanın yaşına, hastanın eşlik eden hastalıklarına göre değişmekte. Birçok hastada 1 yıl içinde %40-50'ye varan ölüm görülmekte. Geri kalan %20 hastada 1 yıl içinde hastalar kendi işlemlerini bağımsız olarak yerine getirebilmektedirler. Tanıda yine MR ve beyin damarlarının MR'ı ve yine içeriden damarları görerek inceleyen anjiyo tetkikleri de kullanılmakta. Bunlar özellikle beyinde yapısal anormalliklerden baloncuk oluşması gibi durumlarda tercih ediliyor. Tedavi sıklıkla hastayı takip ederek solunumunu, hava yolunu, beslenmesini kontrol altına alarak yapılmakta. Cerrahi bazı özel durumlar dışında çok fazla cerrahi seçeneklerin faydası olmuyor. Bu özel durumlardan biri beyincik kanaması. Bunda özellikle cerrahi yapılması öneriliyor. Çünkü solunum merkezine yakın olduğu için beyincik hızlıca ölüme yol açabiliyor. O nedenle hemen boşaltılması gerekiyor. Hastalığın tedavisi kısıtlı olduğu için tarama olarak özellikle ailesinde 2'den fazla beyin kanaması öyküsü olan kişi veya damarsal anomali veya baloncuk gibi anormalli olan bireylerde tarama testi öneriliyor. Sağlıklı günler dilerim.